Sevgili seyircilerimiz, Postokobi'ye hoş geldiniz efendim. Efendim, yine çok değerli bir konuğumuz var. Sanat. Sanat deyince akan sular duruyor. Hele resim. Harikulade değil mi? Sergilere gitmek. Bir resme bakmak. Kendimizi orada bulmak. Değerli konuğumuz ressam Figen Hatipoğlu. Hoş geldiniz Figen Hanımcığım. Hoş bulduk. Efendim, hakikaten öyle değil mi? O resmin içinde kaybolup gidiyoruz. Evet. Ben şöyle derim hep. Ressam resmini yapar. Sonra şöyle çekilip herkesin o resimde ne gördüğüne bakar. Evet, hangi duyguyu hissettiğini, ne hissettirdiğini. Değil mi? Duygu işi aslında sanat. Yani görsel sanat, sanatların anası olarak ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir şarkıya dinlediğiniz zaman onu sadece hissediyorsunuz. Ama resme baktığınız zaman bakıyorsunuz, hissediyorsunuz. Yani senelerce sizin yanınızda kalıyor. Doğru. Çok farklı bir şey. Efendim, resim tutkunuz ne zaman başladı? Nasıl başladı? Resim tutkum aslında ben çocukken çok resim yapmayı seviyordum. Çünkü tek en iyi dersim resimdi diyebilirim. Çünkü resimle anlatmaya çalışıyordum kendimi. Biraz çocukken içine kapanık, kimseyle konuşmayan, sadece resim yapmayı seven bir çocuktum. Sanatçı ruh ama onu getiriyor, biliyor evet, musunuz? Evet. Genelde sanatçı ruhlu insanlar yalnızdır. Evet, ben ama evet çok yalnızım. Ama çok da iyi bir gözlemcidirler. Evet, 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 evet. Ama bunun akabinde tabii ki aile faktöründen dolayı... Şimdi burada otomobüsü bıraktım. Aile ne dedi bu duruma? Şöyle diyelim, bazen istediğimiz hayatı biz çocukken seçemiyoruz. Ne ailemizi ne de hayatlarımızı. Benim hayatım belirli bir süreçten geçti. Ama kendimi bulana kadar yaşadığım şeyler belki beni tamamladı diye düşünüyorum. Beni ailem daha çok tekstil alanına yönlendirdi. Hani kızım modelist ol, stilist aslında ol. Aslında yakın, biliyor musunuz? Evet, yani evet, çok çok da uzak yakın. Bir şey seçmemişler. Evet, yani bu sana para getirir. Sen bununla mesleğini, ekmeğini eline alırsın dediler. Beni öyle yönlendirdiler. Ben de bunun eğitimini aldım. Ve bunun akabinde tabii ki hep resim kafamda var ama bir türlü oluşmadı bende. Tabii ki evlendim, iki tane çocuğum oldu. Maşallah. 12 sene evli kaldım. Ve 2009'da resme başladığımda küçük çaplı bir kurs aldım. Ondan sonra profesyonel hocalardan ders almaya başladım. Süryal çalışmalarım oldu. Ama bunlar beni hep eksikti. Bir tarafım hep eksikti. Yani Figen, bir şey yapmak zorundasın. Bir şey yapmak zorundasın ve bir tarz geliştirmek zorundasın. Çünkü ressamlar hep bir arayış içerisinde. Resim yaparken resimde biter. Tabii soyut, somut. Tabii ki. Değil mi? Evet. Veya çeşitli konular. Yani sürreal resimler gerçeküstü, yani hayal olan, kafanda, beyninde şekillendirdiğin kompozisyon çalışmalar. Yani renklerle daha çok anlatıyorlar o resimleri. Ama bu resimlerde bir şey eksik olduğunu hep hissettim. Ve yaşadığım 9 senelik sanat hayatımda tam oldum demedim. Yani çünkü gerçekten tam oldum diyene kadar bayağı zaman geçiyor. Zaten Yani bence hep olacağız değil mi? Evet, daha gene olmadım kendine yani. Daha neler neler ekleyeceksiniz. Evet, siz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Şu anki başladığım tarzım beni ben yapan, Figen Hatipoğlu'nun aykırı, farklı bir duruşunu ortaya koyan resimler oldu. Benim çok merak evet, ettim. Çünkü ben şöyle bir resmin mesaj içerikli olmasını, yani halka, topluma bir ses vermesini, ondan bir şey almasını düşünen bir ressamım. Çünkü çok çiçek, böcek, doğa, huzur, bunları noturmont, işte bardak, vazo falan, bu tür eserleri çok yapan arkadaşlarımız var. Ama ben hep kafamda şunu dedim, bir şey yapmalıyım ama farklı bir şey yapmalıyım. Yani çıkışım herkesle aynı olmamalı. Evet, şu anki yaptığım eserlerim eşcinselleri tema aldım. Çünkü onlar var. Evet, var ama görmek istemiyoruz. Onları itiyoruz ve bir toplumun birçok kesimi aslında onlar uç olduğu için, belki bana çok yakın oldukları için, belki çok artistik durdukları için. Evet, belki hemen size evet. Neden yakınlar diye sorayım. Şöyle diyeyim, ben aslan burcu bir kadınım ve tipik aslanım.
İçimde... Yani kraldır aslında değil mi aslan burcu? Evet, tabii ki kral ve kraliçe. Aslında aslanların arasında aslında baskın olan karakter aslan kadınıdır aslında. Aa. Erkekler birazcık güçlü görünse de... Geride dururlar. Tabii ki onlar biliyorsunuz... Hayvanların içerisinde yemeğini işte çocuklarına getiren, işte savaşçı olan aslan dişi aslandır. Bizlerde de ben mesela bütün özelliklerimi taşıdığım için benim kendim idolüm dediğim Madonna benim için idoldür. Ben 9 yaşından beri onu dinlerim. Benziyorsunuz da sanki Madonna'ya. Biraz evet. Yüzüşüm Madonna onun deyince. Tarzında giyinmek, onun tarzında bakmak. Ya marka olmak onun gibi, onun yolunda gitmeye ilerliyorum. Öyle düşünüyorum. Hayatımda hep savaşçı bir kadın oldum. Çünkü beni hep bir şeyler itti. Güçlü olmak zorundayım, ayakta durmak zorundayım. Resim konusunda da... Ama bu sizin tercihiniz. Benim çok tercihim. Çok zorunda değilsiniz aslında. Ama siz sizden daha... Ama karakterim bunu bana veriyor. Diyor ki sen böyle olmak zorundasın, bunu yapmak zorundasın. Kimse seni ezemez, kimse sana... şuradan şuraya gitme emrini veremez. Ben bu karakterdeyim. Ne olursa olsun hayat bana çok güzel şeyler vermese bile diyorum ki hayat nasıl olsa öleceğiz. Bir gün gideceğiz. Gerek yok kimseye boyun eğmeye. Ben hiçbir zaman kimseye boyun eğmedim. Sadece duygulandınız mı? Çünkü çok sevdiğim hayatımdaki adamın 2016'da kaybettim ben çocuklarımın babasını. O da çok onurlu bir adamdı. O yüzden biz hep onurlu olduk. Çocuklarımıza da hep onurlu yaşamayı öğretiyoruz. Dik durun ama asla eğilmeyin. Kimsenin önünde. Hiçbir para sizi asla satın alamasın diyor. Gerçekten. Yani ben o yüzden şu an buradaysam hep kendi çabalarımla, dik durduğumla, karakterimle. Sanat camiasında Figen Atipoğlu'nu evet çok sinirli, ya şöyle diyeyim sinirli demeyelim de. Size, yani aman çok inanamam. Çok dik durduğum için hep herkes biraz geride durur. Fazla hani böyle biliyorsunuz sanat camiasında hep böyle siyasi olanlar, daha böyle herkesle muhabbeti olanlar daha kaydeder oluyor. Bilmem mi? Ben Art Ankara Fuar'da. Evet orada değil mi anılarınız da evet, var. Bir Art Ankara Fuar benim için gerçekten ilk çıkışımdı bu eserlerimle. Çünkü çok iyi şeyler başardığıma inanıyorum. Önemli olan halka, oradaki halk. Yani onlara bir şey hissettirdim mi? Onlara bir şey verdim mi? Onlar baktıkları resme, aa gerçekten bu farklı dediler mi? Benim için önem oydu. Yani ressamların birbirlerini takdir etmesi çok önemli değil aslında. Halkın sizi orada içine çekip, evet. Yani küçük çocuktan tutun, 50'li yaşlara kadınların bile eserlerime, ya siz ne kadar çok değişik bir şey yaptınız. Nasıl güzel bir konuyu tema aldınız. Yani tebrik ediyoruz, çok cesursunuz dediler. Gerçekten çünkü bu tür eserleri çok fazla yapan insan yok. Yapmak istemiyorlar çünkü görmek istemiyorlar. Yani daha işte normal, sıradan şeyleri yapalım. Satışımız olsun. Kimse etliye sütlüye karışmayalım derdindeler. Aslında böyle bir şey yok. Herkes bir şeyin sesi, herkes bir olgunun mesaj teması olması gerekiyor tamam. Bana göre. Ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Şöyle bir anım var Art Ankara'da. VIP açılışından sonra halka açılıyor. Ya ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. İnanın standımın önünde bekliyordum. Ve insanları izlerken bir çocuk geldi resmimin önünde aynı pozu verdi. Ve o çocuk eşcinseldi. Ben hiç bozuntuya vermedim ona, hiçbir şey söylemedim. Çünkü o onunla mutluydu. Oradaki eserleri görünce kendini görmüş oldu. Ve ben onu video çektim, resimlerini çektim. Sonra beni görünce benim eserleri yaptığımı gördüğü zaman konuştuk, sarıldık. Hatta sarıldım ve karnına elledim. İnanın karnı da kas yapmış. Yani o aynı
eşcinsellerin kendilerine o bakmaları güzel, hani düşünün şöyle bir şey var. Doğru erkek, söylüyorsunuz. Erkek kadına bu kadar güzelleştirmiyor kendini. Ya. Ama erkek bir kadın erkeğe, da erkeği o kadar güzelleştirmiyor. Ya birbiri için bu kadar şey zahmet etmiyorlar. Diyor şey, ki adam evet, göbekli dolaşıyor. Yani diyor ki bana ne diyor, beni sevecekse böyle. Ama onlar öyle değil. Her şeylerine bakıyorlar. Dedim sen kas yapmışsın. Evet dedi. Sonra dedi ki bana, ben eşcinselim biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Nereden anladın dedi. Sarıldım sadece, bir şey söylemedim. Onların ruhlarını evet, daha çok yansıtıyorsunuz. Evet, değil şu an onunla halen mesajlaşıyorum, evet, konuşuyorum. Ona ablası olarak nasihatler veriyorum. Hiçbir şey için üzülmeyeceğini söylüyorum. Herhangi bir konuda her zaman yanında olacağımı söyledim ona. Kendisi bana dedi ki, ablacığım programa gittiğin zaman ne olur benden de bahset. Çok mutlu oldu. Onu dur, ona buradan selam yollayayım. Bakın şu kamera diğer, sizin. Diyar, sana selam yolluyorum. Seni diğer, çok sevdim. Diyar, evet. Annene ve sana çok selam yolluyorum. Gerçekten seni çok seviyorum. İyi ki seni orada tanıdım. Harikulade. Gerçekten. Ne güzel efendim. Peki sizin idealleriniz neler? Şöyle söyleyeyim. Ben aslında hayallerimi gerçekleştiriyorum. Başındayım aslında hayallerimin. İdeallerim de şöyle diyeyim. Bunun en üst seviyesi. Evet. Bir marka olmak. Figen Hatipoğlu bir marka olsun istiyorum. Çünkü kendimi ben üst seviyeye çekebilirim. Kimse değil. Ben yapabilirim bunu. Yapabileceğim en iyisini yapıp çocuklarıma çok güzel bir isim bırakıp evet ben Figen Hatipoğlu'nun kızıyım demeleri gurur verici bir şey olsun. Yani ben benimle gurur ve onur duysunlar. Ben başka bir şey istemiyorum. Evet, hatta çocuklarınızı da yönlendiriyorsunuz. Evet, sonra evet. Sonra bir çocuğunuz evet, da resim eğitimi evet, alıyor. Evet, alıyor. Ve benim büyük kızım da anime çizimleri yapıyor. Kendisi şu an uzay mühendisliği istiyor ama aynı zamanda anime çizimlerini, Japon çizgi filmlerini izleyip onların üzerinden tasarladığı çizimleri var. Tabii bu sıfır yetenek, sıfır eğitimli yeteneği %100. Kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Aynen. Yani evet. Hı hı. Ya ben onlara bunları sunmuyorum. Onlar kendileri istiyorlar. Bir evimiz zaten atölye bir odası. Yani biz sanatla aslında iç içe yaşıyoruz. Biz üç kadın öyle diyelim. Yani güzel, çok seviyorum ben sanatı. İyi ki yani bir şeyi baş kaldırı yapıp başlamışım. İyi ki bu yola girmişim. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle. Ben buradan şunu demek istiyorum. Belki herkes çok şaşırabilir dediklerimi ama ben düşmanlarıma, tabii ki bu yolda gidince düşmanlarınız iyi ki oluyor. Yani oluyor bu. Oluyor mu? Yani oluyor tabii ki evet, de. Beni bu yola Allah korusun onlardan. Ya tabii ki Allah korusun ama. Ama iyi ki varlar, kamçıladılar işte mı? İşte beni kamçıladılar. Benim şöyle diyeyim, onlara çok teşekkür ediyorum buradan. İyi ki varsınız. İyi ki beni bu yola ittiniz. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum ama şöyle diyorum tek bir kelimeyle onlara. Evet. Düşmanlarım beni kamçıladı, dostlarım güçlendirdi. Hı hı. Benim kendime söylediğim kelime bu. Ve her yaptıkları bana kamçı gibi gelecek. Çünkü ben durmayacağım. Durmak istemiyorum. Çünkü içimde bir şey var, Figen yürü diyor. Durma, ha, asla durma diyor. Ve ben çözüm üreten bir kadınım. Kendi etrafımda dönen bir kadın değilim. O yüzden hemcinslerime diyorum ki çok çalışın. Hayallerinizi ve ideallerinizi istiyorsanız başarabilirsiniz. Hiçbir şey uzak değil aslında. Her şey aslında çok yakınınızda. Sadece siz o yolu siz seçeceksiniz. Plan yapacaksınız. Bakın burada kameramız. Dua edeceksiniz ve inanacaksınız yapacaklarınızda. İnanın, başarmanın hani unuttum şimdi ama. Peki dur tekrarlayalım. Elif Hanım, son kaç dakika Elif Hanım? Başlamak başarının yarısı derler. Önce başlayın ve idealleriniz için savaşın.
Ben bunu yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Harikuladesiniz efendim. Teşekkür ederim. Efendim, siz de öylesiniz. Bir marka olmak istiyorsunuz. Evet. Zaten evet. Öylesiniz ressam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ve çok değerli, çok ince, hassas bir konuyu da işliyorsunuz. Evet. Aynen. Bu da harikulade evet, bir şey. Evet. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden sizlerle oluncaya dek esen kalın.